Ankara'da oldu. Hatta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçenlerde çıktığı bir televizyon programında kendi ağzıyla olanı biteni bir de itiraf etti. Partimizden istifa ettirdiği il başkanının, ilçe başkanlarının, Ankara teşkilat mensuplarımızın şu anda kendisiyle çalıştığını söyledi. İzleyince vallahi şaşırdım. Ama yanlış anlaşılmasın. Biz bunları zaten biliyorduk. Ben bunu alenen televizyonda itiraf etmesine şaşırdım. Yani ben bu pişkinliğe şaşırdım. Böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırdım. Bundan daha 12 ay önce görmek isteyip de maalesef göremediğimiz bu cürete, bu özgüvene, bu cesarete de ayrıca şaşırdım. Değerli dava arkadaşlarım, Malcolm X der ki, tarihte iki tür köle vardır. Bunlardan biri ev kölesidir, diğer ise tarla kölesidir. Ev kölesi, efendisine yakın yaşayan köledir. Efendisinin evinde, çatı arasında veya bodrumda yaşar. Efendisi gibi giyinir, efendisinin kullanılmış giysilerini efendisinden onları giyer, efendisinden artan yemekleri yer. Ve efendisini, efendisinin kendisinden bile daha çok sever. Hatta ünlü yönetmen Tarantino'da Django filminde iradesini sahibinin iradesine tamamen teslim eden, diğer köleleri hor görüp aşağılayan, kraldan çok kralcı olmanın adeta vücut bulmuş hali olan ev kölesi Stephen isimli bir karakter ile Malcolm X'in bu sözlerine atıfta bulunur. İşte bugün geldiğimiz noktada Mansur Yavaş da tam olarak budur. O artık CHP genel merkezinin ev kölesi olmuştur. O nedenle de İYİ Parti'ye gelince aslan kesilen bu arkadaşımızın mevzu bahis CHP olduğunda dün olduğu gibi bugün de munis ve itaatkar bir tutum sergilemesi fevkalade doğaldır. Nitekim bunun en son örneğini daha birkaç gün önce yaşadık. Bildiğiniz gibi Mansur Yavaş'ın Adana'daki dava arkadaşı Zeydan Karalar'ın taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz dediği, sonra da gelecek tepkilerden korkup burayı keselim yayınlamayalım diye eklediği bir videosu ortaya çıktı. Peki büyük ülkücü Mansur Yavaş'tan bir ses, bir itiraz çıkabildi mi? Elbette hayır. Taş medreselere yapılan bu büyük terbiyesizlik karşısında ev kölesi Mansur Yavaş efendisini kızdırmamak için çıkıp da tek bir kelime söyleyemedi. Değerli dava arkadaşlarım, bu ibretlik manzara karşısında öncelikle şunu söylemek isterim. Kendi ikbalini Türk istiklalinden çok sevenler, elbette ki taş medreselileri abi, kardeş bilmezler. Vatan için değil, koltukları için mücadele edenler, elbette ki taş medreselileri anlayamazlar.